Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte zaman ölçüleriyle ilgili soru çözümü yapacağız. Ama öncesinde size hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Zamanı ölçme birimi saattir. Saat, dakika, saniye arasında bazı dönüşümler yapılabilir. 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniye, 1 saat 3600 saniyedir. Saat, s, dakika, dk, saniye, sn ile gösterilir. Saat, dakika ve saniyeler ile işlem yapılırken aynı birimler toplanır, gerekli olduğu yerlerde dönüşüm yapılır. Evet, aşağıdaki dönüşümleri yapın. 5 saat kaç dakika eder? 4 dakika kaç saniye eder? 660 dakika kaç saate eşittir? 2 saat kaç saniye eder ve 960 saniye kaç dakikaya eşittir? Çözümlere geçelim. 5 saatin kaç dakikaya eşit olduğunu bulmak için 1 saatin 60 dakika olduğunu bilerek yola çıkıyoruz. 5 saati 5 çarpı 60 deyip 300 olarak hesaplıyoruz ve 5 saat 300 dakika eder diyoruz. 4 dakika ise 1 dakikanın 60 saniye olduğunu bildiğimiz için yine aynı yöntemle 4 çarpı 60 eşittir 240'tan 240 saniye olabileceğini hesaplıyoruz. 660 dakikayı saate çevirmek istediğimizde 1 saatin 60 dakikaya eşit olduğunu bildiğimiz için 660'ı 60'a bölerek saate çeviriyoruz ve 11 saat olarak buluyoruz. 2 saat kaç saniye eder dediğimizde 1 saatin 3600 saniye olduğunu az önce söylemiştik slaytlarda. 2 saat bu durumda 2 çarpı 3600'den 7200 saniye yapar diyoruz. 960 saniyeyi dakikaya çevirmek istediğimizde 960'ı 60'a bölerek 16 dakika olduğunu hesaplayabiliyoruz. Evet. Yine buna benzer bir sorumuz var. Aşağıdaki dönüşümleri yapınız. 455 dakikayı saat ve dakika cinsinden boş bırakılan yerleri yazarak tamamlayacağız. Ya da 194 saniyeyi dakika ve saniye cinsinden yazabiliriz yine. 22 dakika 13 saniyenin toplam kaç saniye olduğunu da aynı yöntemle hesaplayabiliriz. Evet, 455 dakikanın kaç saat kaç dakika olduğunu hesaplamak için 455'i 60 ile bölüyoruz. 455'i 60'a böldüğümüzde bunun 7 çıktığını, 35 de arttığını görüyoruz. 455'i 60'a böldüğümüzde bu çıkan 7 içindeki 7 saattir. Artan 35 de 35 dakika olarak yazılır. 194 saniyeyi dakikaya ve saniyeye çevirmek istediğimizde 194'ü 60'a bölersek 3 buluruz. Bulduğumuz bu 3 tam 3 dakika olur. Artan 14 ise 14 saniye olarak yazılır. 22 dakika 13 saniyenin toplam kaç saniye olduğunu hesaplamak için ise 1 dakikanın 60 saniye olduğunu biliyorduk. 22 ile 60'ı çarpıyoruz. 1320 saniye. 1320 ile sonra o 13 saniyeyi topluyoruz. Toplam 1333 saniye olarak hesaplıyoruz. Evet, şimdi de bunlarla ilgili toplama çıkarma işlemleri yapalım. 4 saat 53 dakika ile 3 saat 19 dakikayı toplayalım. 5 saat 32 dakikadan da 2 saat 51 dakikayı çıkarmaya çalışalım. Evet, şimdi 4 saat 53 dakikadan 3 saat 19 dakikayı çıkarırken, toplarken şunu yapıyoruz.
53 ile 19'u topluyoruz 72. 4 ile 3'ü topluyoruz 7. Bu durumda 7 saat 72 dakika yapıyor. Biz 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyorduk. Öyleyse buradaki 72 dakikanın içerisinden 1 tam saat alıyoruz. Kalan 12 dakikayı da ekleyerek yazıyoruz. Buradan aldığımız 1 saati bu 7 saatin üstüne ekleyerek 8 saat 12 dakika olarak hesaplamış oluyoruz. 5 saat 32 dakikadan 2 saat 51 dakikayı çıkaralım şimdi. 32'den 51'i çıkaramayacağımızı bildiğimiz için buradan 1 saat alıyoruz. Buradan aldığımız 1 saat tam tamına 60 dakika yapar. 60 ile 32'yi topladığımızda 92 dakikaya eşit olur. Bu durumda burada 5 yerine 4 saat kalacaktır. 4 saat 92 dakikadan 2 saat 51 dakikayı çıkardığımızda 2 saat 41 dakika olarak hesaplamış oluruz. Şimdi bir de beceri temelli soru çözelim bununla ilgili. Aşağıda bir harita uygulamasında kale ile merkez arasındaki ulaşım süresi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Merkezden kaleye doğru Kerem yürüyerek Erdem kendi aracıyla ve Aysun toplu taşıma aracıyla aynı anda yola çıkmışlardır. Üçü de uygulamada belirtilen sürede kaleye ulaşmışlardır. Kerem kaleye 15.00'da ulaştığına göre Erdem ve Aysun'un kaleye ulaştığı saatler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakıyoruz. Araç ile ulaşım 32 dakika, toplu taşıma ile ulaşım 1 saat, yürüme ile ulaşım 7 saat 18 dakika oluyormuş. Kerem yürüyerek gitmiş. Kerem kaleye 15.00'da ulaştığına göre saat kaçta yola çıktığını bir hesaplayalım. Evet, Kerem 15.00'da kaleden merkeze vardığına göre bunun içerisinden 07.18'i çıkardığımızda Kerem'in yola çıkış saati olan 07.42'yi buluruz. Erdem ve Aysun da 07.42'de yola çıktığına göre Erdem aracıyla 32 dakikada ulaşıyormuş. O zaman biz yola çıkış saatine bu 32 dakikayı eklediğimizde Erdem'in varış süresine 08.14, Aysun da toplu taşıma ile 1 saatte varıyormuş. 07.42'ye 1 saati eklediğimizde Aysun'un da 08.42'de gideceği yere varış süresini bulmuş oluruz. Bu durumda doğru cevap B seçeneğidir. Evet, 5. sorumuz. Uğur annesinden 10.30 ile 12.30 saatleri arasında toplam 30 dakika televizyon izlemek için izin almıştır. Şimdi bakıyoruz televizyondaki yayın saatlerine. 10.30'da Sevimli Arı, 10.55'te Gece Maymunu, 11.15'te Canım Ablam, 11.50'de Çıtır, 12.20'de Mini Kuzular yayınlanıyormuş. 10.30 ile 12.30 arasında bu programların hepsini izleyebilir. Ama sürelerini kontrol etmek zorundayız. Yukarıda bir çocuk kanalının belirli saatler arasındaki yayın akışı verilmiştir bize. Bu yayın akışı sırasında her program biter bitmez bir sonraki program başlamaktadır. Yani ara verilmeden veya bir reklam arası koyulmadan diğer yayına geçiliyormuş. Buna göre Uğur izin aldığı süre içerisinde bu çocuk kanalında yayınlanan programlardan hangisinin tamamını izleyemez diye soruyor bize. Bakalım şimdi. Hesaplayalım. Sevimli Arı 10.30'da başlayıp 10.55'te bittiğine göre toplam 25 dakikalık bir yayın süresini kapsıyormuş. Gece Maymunu ise 10.55'te başlayıp 11.15'te bittiğine göre
Şimdi 1 saat 60 dakika olduğu için bunu 10.55'i 60 dakikaya yani 11'e tamamladığımızda oradan bir 5 dakika. 11.15'e gittiğimizde de 15 dakikada oradan toplam 20 dakika süre dolduracaktır. Gece maymunu o zaman 20 dakikada bitecektir. 11.15'te başlayan Canım Ablam programı 11.50'de bitiyorsa eğer bu da toplam 35 dakikalık bir süreyi kapsamaktadır. Çıtır ise toplam 30 dakikalık bir süreyi kapsamaktadır. Çünkü 11.50'de başlayıp 12.20'de bitmiştir. Minik kuzuları düşünmüyoruz çünkü minik kuzular başladığında 12.20'de olacaktır. Toplam 10 dakikalık bir yayın izleyecektir. Yani 12.30'da sürenin bittiğini düşünürsek eğer minik kuzuların tamamını izleyemeyeceğini biliyoruz şu anda. Zaten şıklarımızda minik kuzular yoktu. Bakıyoruz şıklarımıza, geri dönüyoruz. Sevimli Arı, Gece Maymunu, Canım Ablam ve Çıtır. Evet, bunlardan Canım Ablam 35 dakikayı kapsadığına göre annesinin Uğur'a vermiş olduğu süre 30 dakikaydı. Bu durumda Canım Ablam programını izleyemeyecektir ve doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet, yine bir beceri temelli soruyla devam ediyoruz. Minik penguen Gurzo ve ailesi yıllardır ana buzul ile bağlantısı olan bir buz sahanlığında yaşamaktadırlar. Ancak küresel ısınma yüzünden Gurzo ailesinin yaşadıkları sahanlığın ana buzul ile olan bağlantısının genişliği her geçen gün 4 cm incelmektedir. Buna göre minik Gurzo ve ailesinin yaşadığı bu sahanlığın ana buzulu olan bağlantısının genişliği 20 metre olarak ölçülmüştür. Sonra bu genişlik 8 metre olarak ölçülmüştür. Şimdi hesaplıyoruz. İlk ölçüm 20 metreymiş. Sonra bu genişlik 8 metreye kadar düşmüş. Yani toplamda 12 metre küresel ısınma nedeniyle eriyen kısım olmuştur. 12 metre uzunluk ölçülerinden hatırladığımız kadarıyla 1200 santimetre ederdi. 1200'ü biz 4'e bölerek bunun 300 günde eriyeceğini buluyoruz. Neden? Çünkü her geçen gün 4 santimetre incelmektedir. Evet, 1200 toplam santimetre kısmı her geçen gün 4 santimetre inceliyorsa 1200 bölü 4'ten 300 gün sürecektir bu incelme. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Ve zaman ölçüleriyle ilgili soru çözümü yaparken bazı dönüşümleri kullanırız. Mesela 1 yıl 12 aydır, 1 ay 30 gündür, 1 yıl 365 gündür, yine 1 yıl 52 hafta, 1 hafta 7 gün, 1 günde 24 saattir. Evet, buna göre bu dönüşümleri yapalım. 3 yılın kaç ay olduğunu, 7 ayın kaç gün süreyi kapsadığını, 5 yılın kaç hafta, 9 haftanın da kaç gün olduğunu hesaplayalım. Şimdi 1 yıl 12 ay olduğuna göre 3 yıl 3 çarpı 12'den 36 ay olacaktır. 7 ay kaç gün yapar demişiz? 1 ay 30 gün olduğuna göre 7 çarpı 30'dan 210 gün olacaktır. 5 yılı haftaya çevirecek olursak eğer 1 yıl 52 haftadır. 5 çarpı 52'den 260 hafta olacaktır. 9 haftanın kaç gün olduğunu bulmak için de 1 haftanın 7 gün olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde 9 çarpı 7'den eşittir 63 gün olarak buluruz diyoruz. Evet, beceri temelli bir soruyla devam edelim. Bir alışveriş merkezinde Anneler Günü için hazırlanan bir etkinlikte 1 milyon 350 bin santimetre küp hacminde bir buz kalıbının içine bir pırlanta yüzük yerleştirilip buz kalıbı sıcaklığı hep aynı olan salonda demir ızgaranın üzerine koyulmuştur. Bu alışveriş merkezi
Gelen müşterilere anne sevgisi buzu ne kadar sürede eritir sorusunu sormuş ve doğru cevabı veren kişinin buzun içindeki pırlanta yüzüğün sahibi olacağını belirtmiştir. Bu soru ile müşteriler buzun hangi tarihte tamamen eriyeceği ile ilgili tahminlerde bulunmuş olup doğru tahminde bulunan kişi pırlanta yüzüğün sahibi olacaktır. Buz kalıbı ilk olarak 5 Nisan günü saat 10'dan itibaren erimeye başlamış ve etkinlik süresince buz kalıbının her 4 dakikada bir 100 cm3 eridiği gözlemlenmiştir. Buna göre pırlanta yüzüğü kazanan müşterinin tahmin ettiği tarih ve saat aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet, bir şimdi düşünelim. Her 4 dakikada bir 100 cm3 eridiği gözleniyormuş. Şimdi bizim buz kalıbımız 1.350.000 cm3 hacmindeydi. 1.350.000'i 100'e bölerek 13.500 buluruz. Ve bunu 4 ile çarparak 54.000 dakikada toplam eriyeceğini hesaplamış oluruz. 54.000 dakikayı biz saate çevirmek istesek 60'a böleriz, 900 saat olarak hesaplarız. Şimdi 900 saatin kaç gün olduğunu bulmamız gerekiyor. Bir gün 24 saatti çocuklar. 900'ü 24'e bölerek burada 37 gün ve 12 saat arttığını görürüz. İlk 5 Nisan'da erimeye başlamış. Nisan ayı 30 gün sürecektir. 30 gün üstüne eklediğimizde 5 Mayıs'a kadar geliriz. Ama bir 7 günümüz artacaktır. Bu artan 7 günü 5'in üstüne eklediğimizde 12 Mayıs olarak buluruz. Şimdi biz buzun tamamının 12 Mayıs'ta eriyeceğini bulduk. Ama saat kaçta eriyeceğini bilmiyoruz. Şimdi bir artan 12 saatimiz vardı biliyorsunuz. Bu artan 12 saati ilk saat 10'da erimeye başlamıştı ya hani. Tekrar 37 gün sonra, tam olarak 37 gün sonra yine saat 10'a denk gelecektir. Ama artan bir 12 saatimiz var. Onu da bunun üstüne eklemek zorundayız. Bu 10'un üstüne 12 saati eklersek 22 buluruz. Ve bu durumda doğru cevabımız şöyle olur. Toplam tamamen eridiği tarih ve saat 12 Mayıs 22.00 olur. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet, yine bir soruyla devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yaz tatilinde çocuklarla birlikte yapabileceğiniz yaz etkinliklerini inceleyen Hüseyin Bey, kızı ile birlikte Güneşin Doğuşunu ve Batışını izleyin etkinliğini Kuşadası'nda yapmışlardır. 19 Haziran 2019 tarihinde Kuşadası'nda Güneş saat 5.42'de doğup saat 20.40'da batmıştır. Buna göre 19 Haziran 2019 tarihinde Kuşadası'nda Güneş'in doğuşu ve batışı arasındaki süre farkının ne olduğunu bize soruyor. Evet, bakalım şıklara. 13 saat 2 dakika, 14 saat 2 dakika, 14 saat 58 dakika ve 15 saat 58 dakikadır. Şimdi 20.40'da batan, 5.42'de doğan Güneş için 20.40'dan 5.42'yi çıkardığımızda ne bulacağımıza bakalım. Şimdi biz 40'tan 42'yi çıkaramayacağımıza göre buradan 1 saat almak zorundayız. Bu aldığımız 1 saat 60 dakika olacağından 40'a 60'ı eklediğimizde burayı 100 dakika olarak buluruz. Buradan da 1 saat aldığımız için 20'den 19 kalacak. 100'den 42'yi çıkarırsak 58, 19'dan da 5'i çıkarırsak 14 buluruz. Ki bu durumda 14 saat 58 dakika olarak doğru cevabın C seçeneği olduğunu bulmuş oluruz. Evet, 9. soruyla devam ediyoruz. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı hareketlerden dolayı yerel saat farkları oluşur. Örneğin, İstanbul'da yerel saat 20.00 iken diyor, New York'ta yerel saat 13.00'dır.
Berkay uçakla İstanbul saatiyle saat 08:17'de New York'a uçuyor. New York'a indiğinde New York'ta saatin 13:00 olduğunu görüyor. Buna göre İstanbul ile New York arası uçuş süresi ne kadardır diyor. Hesaplayalım hemen. Şimdi İstanbul'da yerel saat 8 iken, yani akşam 8 iken, New York'ta yerel saatinde gündüz 1 olduğunu söylüyor bize. Şimdi bu arada geçen süreye bir bakalım. 20:00 ile 00'a kadar geldiğimizde, yani gece 8'den gece 12'ye kadar geldiğimizde bir 4 saat geçecektir. Üstüne öğlen 1'e kadar geldiğimizde bir 13 saat daha geçecektir. Bu durumda 4 artı 13'ten eşittir 17 buluruz ki bu aradaki yerel saat farkıdır. Şimdi 08:17'de uçakla yola çıkan biri için New York'ta saatin kaç olduğunu hesaplayalım. 08:17'yi 17 saate eklersek New York'ta o yerel saatin 25 saat 17 dakikaya eşit olduğunu buluruz ki bu 25 saat olarak yazılmaz. Nedir? Bir gün 24 saat olduğunda 24'ü içinden attığımızda artan 1 saat 17 dakikayı da şöyle yazarız. 01:17 diye yazarız. Yani tam olarak İstanbul'da uçağın yola çıktığı 8:17 olan saat New York'ta 1:17 olarak ölçülmüştür. Şimdi 13:00'dan 01:17'yi çıkardığımızda oradaki varış süresini yani 11 saat 43 dakikayı hesaplamış olacağız. Bu durumda doğru cevabımız buradan D seçeneği olacaktır. Bu işlemi yaparken de 00'dan 17'yi çıkaramayacağımıza göre buradan yine 1 saat alacağız. Bu 60 dakika olacak. 60 dakikadan 17 dakikaya çıkardığımızda 43 dakika bulacağız. Buradan 1 saat aldığımız için burada 12 saat kalacak. 12'den de 1'i çıkardığımızda 11 cevabını bulacağız. Bu durumda 11:43 yani 11 saat 43 dakika uçağın havada kalma süresi olarak hesaplanır. Evet, bir çizgi film kanalı sabah kuşağındaki yayın akışını programlar arasındaki reklam süreleri belli olmadan önce aşağıdaki gibi planlamıştır. Yani 6:27'de İstiklal Marşı ve günün program akışı verilecek. 6:30'da okul günlüğü. 7:05'te Zeynep Hayali Adası'nda. 7:30'da Sakız'ın Yolculuğu. 8:10'da da Minik Dostlar. Aralara da reklam koyacak. Programların başlama saatleri ve programların arasındaki reklam sürelerine bağlı olarak daha ileri kayacak programlar. Örneğin, mesela birinci reklam 45 saniyeymiş. 6:27'den 45 saniyeyi kaydırdığımızda okul günlüğü bu durumda 6:30'dan daha ileriye kayacaktır. İkinci reklamın süresi 1 dakika 10 saniye, üçüncü reklam 40 saniye, dördüncü reklam 50 saniye olduğuna göre diyor. Minik Dostlar en son yayınlanacak olan program için söylüyor. Çizgi filminin planlanan yayın akışındaki başlama saati reklamlar dolayısıyla gecikerek başladığı saat arasındaki süre farkı aşağıdakilerden hangisine eşit olur diyor. Hesaplayalım. Şimdi reklamları yazalım. İlk reklamımız 45 saniyeydi. İkinci reklamımız 1 dakika 10 saniyeydi ki bu toplamda 70 saniye eder. Üçüncü reklamımız 40 saniyeydi. Dördüncü reklamımız ise 50 saniyeydi. Şimdi Minik Dostlar en son yayın olduğuna göre Minik Dostlar'a kadar 4 reklamın 4'ü de izlenecek demek ki. Toplarsak bunları 205 saniye yapar. 45, 70, 40 ve 50 sayılarını topladığımızda. Ki bu bize 205 saniyeyi biz dakikaya çevirmek istediğimizde bunu 60'a bölersek 3 dakika buluruz.
Artan 25 saniyeyi de üstüne yazarız. İlk sorularda yaptığımız gibi. Şimdi 3 dakika 25 saniye toplam reklamların süresi olduğuna göre son yayın yani minik dostlar yayını 3 dakika 25 saniye kayacaktır. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 3 dakika 25 saniye ile. Evet, yol üzerinde yerleşim yerlerine ne kadar mesafe kaldığını gösteren levhalarda uzaklık birimi olarak kilometre kullanılır diyor. Örneğin, levhanın birinde İstanbul 780 yazdığında, yani İstanbul'a daha 780 kilometre var anlamına gelir. İstanbul 650 yazdığında da 650 kilometre kaldığını gösterir. Yukarıda diyor, Tokat'tan İstanbul'a gitmekte olan Murat Bey'in saat 14.50'de ve saat 16.10'da yanından geçtiği farklı iki tabelanın görseli verilmiştir diyor. Şimdi Murat Bey 14.50'de İstanbul 780 yazan tabelanın önünden geçmiş. 16.10'da da 650 yazan tabelanın önünden geçmiş. Murat Bey bu iki tabela arasındaki gittiği ortalama hızıyla diyor. Yani hızını değiştirmeden yoluna devam ederse saat 17.30'da hangi tabelanın yanından geçiyor olabilir diyor. Şöyle hesaplayalım. Şimdi 14.50'de yola çıkıp, pardon, birinci tabelanın önünden geçip 16.10'da ikinci tabelanın önünden geçiyorsa ya 14.50 ile 16.10 arasındaki süre farkını bir hesaplayalım. 16.10'dan 14.50'yi çıkarmak istediğimizde ondan yine 50 çıkmadığını görürüz. Buradan bir saat alırız. Bu aldığımız saat 60 dakikaya eşit olacaktır. 60 dakikanın üstüne 10 dakikayı eklediğimizde 70 dakika olarak burayı hesaplarız. 70 dakikadan 50 dakikayı çıkardığımızda 20 buluruz. Burada bir saat almıştık. 15 kaldı. 15'ten 14'ü çıkardığımızda da 1 buluruz. Bu 1 saat 20 dakika anlamına gelir. Şimdi 17.30'da hangi tabelanın önünden geçer diye soruyor bize. Şimdi en son geçtiği tabelanın süresi 16.10'du. 17.30'dan 16.10'u çıkartırsak eğer yine aynı şekilde 1 saat 20 dakika olarak buluruz. Aynı süreyle gitmiş. O zaman ilk 16.10 ile 14.50 arasında aldığı yol neyse 17.30 ile 16.10 arasındaki aldığı yol da aynı olacak. Bu durumda 780 ilk gördüğü tabelaydı. Değiştiriyorum hemen. Sonraki tabelada 650 idi. 780 ile 650'nin farkını hesaplarsak eğer 130 kilometre buluruz. Bu da bize aracın 1 saat 20 dakikada aldığı yolu verir. Peki, ikinci gördüğü tabela 650 idi ya hani. Onun içerisinden 130'u çıkarırsak neyi buluruz? Bir sonraki tabelanın yani 1 saat 20 dakika sonra saat 17.30'da yanından geçeceği tabelanın üzerinde ne yazacağını buluruz. O tabelanın üzerinde de İstanbul 520 yazacaktır. Bu da İstanbul'a 520 kilometre kaldığını gösteren tabela olacaktır. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, bir soru daha var. Aşağıda bir otoparkın ücret tarifesi verilmiştir. Şimdi aracın cinsi otomobilse ilk 0-1 saat arası demek. Yani ilk 1 saatte otoparka ödenen ücret 11 TL'ymiş. 1 saat ile 3 saat arasında 12,5. 3 saat ile 6 saat arasında 15,5 TL. 6 saat ile 12 saat arasında 23 TL, 12 saat ile 24 saat arasında da 30 TL ödeniyormuş. Alışverişe giden Mehtap Hanım otomobilini bu otoparkta bırakıyor. Alışverişini tamamladıktan sonra otomobilini alıp otoparktan çıkarken saat 18.40'ı gösteriyor ve 15,5 lira ödeme yapıyor. Şimdi 15,5 lirayı nerede ödüyordu? 3 saat ile 6 saat arasında. Biz buna göre Mehtap Hanım'ın saat kaçta otomobilini bu otoparka bırakmış olduğunu hesaplamaya çalışacağız.
Şıklardan gidebiliriz. Bu bir yoldur. Ama farklı bir yolu izlemek istersek de şunu yapabiliriz. Şimdi 15,5 lirayı 3 ile 6 saat arasında ödüyordu. 18.40 varış süresi, otomobilin en son otoparktan çıktığı süreydi. 18.40'tan 3'ü çıkardığımızda 15.40'da en erken, pardon en geç, 18.40'tan da 6'yı çıkardığımızda en erken de 12.40'da otoparka girmiş olduğunu düşünebiliriz. Yani bu durumda en erken 12.40, en geç 15.40'da bu otomobil otoparka girmiş bulunuyor. Şimdi 12.40 ile 15.40 arasındaki şıklara bakıyoruz. 16.40, 15.50, 17.15, 14.10 diyor. Yani bu iki saat diliminin arasında olan bir saat dilimi seçmemiz gerekiyor ki bu da 14.10 olarak bizi düşündürüyor. Bu durumda Mehtap Hanım otomobilini bu otoparka 14.10'da bırakmış olabilir diye düşünüyoruz. Ve doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.